Kürt ulusunun statü talebine, onun hak ve özgürlükler ekseninde bir toplumsal bir karşılık üretmesine ve kendi geleceğinin belirleme düzeyine, niteliğine ve birikimine müdahale etmek istiyor devlet. Bunu da bir BK sorunu olarak görüyor. Özellikle bu BK sorununa yaslanarak aslında bir varlık yokluk savaşı yürütüyoruz diyor. Orta Doğu ve dünya halkları bakımından aslında 21. yüzyıl devrimin kapısı olan Rojava devriminin istikrarsızlaştırılması, güven ortamının ortadan kaldırılması, yaşanamaz hale getirilmesi ve oradaki devrimin aslında bir geleceksizde mahkum edilmesi gibi bir hedefi var. Doğal olarak da SİHA saldırılarının ekseni bu. Bunu bir varlık yokluk meselesi olarak görüyorlar. Hem çünkü sonuçta bir Kürdistan gerçeğini devlet bütün etiyle, kemiğiyle, kanıyla biliyor. Çünkü onun üzerinden aslında kendini var etmiş durumda. AKP-MHP iktidarı bir savaş iktidarı her şeyden önce. Özellikle birleşmelerini sağlayan şey de Kürt ulusunun özgürlük mücadelesi karşısındaki düşmanlıkta birleşiyorlar aslında. Bu bir ideolojik zehirlenmenin yansıması. Bir sosyal şovenizm ya da şovenizmden zehirlenmenin. Biri de amasız fakatsız hem şovenizm hem sosyal şovenizm hem de faşist sömürgeci rejim gerçeğinin karşısında Kürt halkının özgürlük mücadelesinin, onun eşitlik mücadelesiyle yürüyen, can feda, bunun bedelini ödemekten, bunun ateş altında yürüyüşüne destek olmaktan, yanında olmaktan, içinde olmaktan vazgeçmeyen bir gerçek var. Dolayısıyla bu bakımdan aslında Kürt sorunu ve onun statü mücadelesi, Rojava devrimi ve onun 21. yüzyıl devrim gerçeği her bakımdan aslında Türkiye ve Orta Doğu siyasetinde taraflaşmayı, bir pozisyon almayı ifade ediyor. Kürt sorununun eşitlik ve özgürlük içinde çözülmesi, Rojava devriminin hayat bulmasını ve sürdürmesi anlamına geliyor. Aynı şekilde Kürt sorununun eşitlik ve özgürlük içinde çözülmesi demek, işçi sınıfının ekmek ve örgütlenme mücadelesinin aslında başarı ulaştırmasının anahtarlarından biri haline geliyor. Herkes bakımından hem toplumsal, hem ekonomik, hem siyasal anlamda Rojava devrimi ve onun özünü oluşturan o Kürt ulusunun eşitlik ve özgürlük hakkının yaşam bulması çok şey ifade ediyor aslında. Bir tarafta emperyalistler ve onun bölge sömürgecileri ve onların ideolojik anlamda bir burjuva ideolojisi ve ona bağlı bir politik İslamcı erkek egemen yapı var. Doğal olarak da Rojava devrimi hem Orta Doğu hem de bölge sömürgeci ülkeler bakımından sonuçta o coğrafyada erkek egemenliğine, mezhepçiliğe, o dinsel anlamdaki o toplumsal kuşatma ve kalıntılara, politik İslamcılığın o gerici toplumsal hezeyanın karşısında gerçek bir vaha rolü oynuyor Rojava. Bu anlamıyla aslında bütün Orta Doğu ve bütün dünya bakımından da bölgedeki en büyük bölge şeyi olan sömürgecisi olan Türkiye Cumhuriyeti'ni düşündüğümüzde o politik İslamcılığı dayatarak aslında kadınların o eş başkanlık kazanılmış olan o haklarını, eş başkanlık hakkı gibi bir siyasal temsiliyetten toplumsal eşitliğin her düzeyine ve o gerçekten kadın örgütlenmesinden kadın ekonomisine kadar bir dizi alandaki o toplumsal inşayı yok ederek aslında bir umudu yok etmeye çalışıyor. Bir geleceği yok etmeye çalışıyor. Buradan bize düşen görev hepimize düşüyor aslında. Sadece kadınlara ya da oraya değil. Çünkü Rojava devrimini savunmak hiç kuşkusuz halkların eşitliğini ve özgürlüğünü savunmak anlamına geliyor. Rojava devrimini savunmak eş başkanlık sistemini, toplumsal eşitliği, cins özgürlükçü devrimi savunmak anlamına geliyor. Rojava devrimini savunmak inanç özgürlüğünü ve din ve vicdan özgürlüğünü savunmak anlamına geliyor. Ve bir şekilde o yaşamın Orta Doğu'da yeni bir devrimci halka olarak örgütlenmesini savunmak anlamına geliyor. Dolayısıyla sadece kadınlara ya da sadece ona buna değil, hepimizin görevi aslında. Rojava devriminin varlığı bölgede ve dünyada kadın devriminin bir kalesinin varlığı anlamına geliyor. Yani Düngare'de, işte bugün Zabdavaşin'de ya da Haftanin'de işgal hevesiyle başvurt Kürdistan'da çok ciddi bir işgal girişimi sürdürüyor. O bölgedeki bütün Kürdistan halklar bakımından aslında bir geleceksizliği inşa eden bir işgal yürütüyor. Orada doğal da oradaki savaşı sürdüren ama aynı zamanda da bir bütün olan Kürt ulusunun o özgürlük mücadelesinin karşısında yer aldığını göstermek bakımından da Kuzeydoğu Suriye bölgesindeki o özerk yönetimin etkili olduğu her alanda SİHA saldırılarıyla ya da top atışıyla, tank atışıyla falanla filanla ya da çeşitli ajanlaştırma hamleleriyle
O yani Kürt ulusunun o hem mücadele dinamini kırmaya, hem onu kuşatmaya, hem de bölgeyi güvensizleştirmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu konsept bir bütünlüklü bir konsept. Yani o bunun bir gerekçesi yok yani. Hani şeyi yok yani. Hani şu gerekçe, bu gerekçe falan tabii ki etkileri var. Ama şunu biliyor yani, sonuçta bugün oradan duruyorsa, bugün orada durduruluyorsa öbür gün öbür tarafa yapıyor. Çünkü bu rejim kendini böyle kodlu yani. Bu rejim bu haliyle, bu kodlarıyla, bu politik stratejisiyle var olduğu müddetçe bu saldırganlığın yeri, ismi değişecek. Ama kendisi değişmeyecek yani. Biz bunu dün de gördük. Hiç kuşkusuz Zaptı Abaşı'nın da ilerleyemediği bir gerçek var. Orada çok sayıda işte askerin öldüğü, çok fazla köy boşaltılıp yakmasına, yıkmasına, birçok sivilin ölmesine, savaş suçu işlemesine rağmen, çünkü çok fazla kimyasal vesaire kullandı, ona rağmen ilerleme kaydedemediği görülüyor. Yani Suriye'deki savaşın en büyük destekçisi ve körükçüsü Türkiye. İşte bunun en tipik yansıması şu oldu. İşte Dışişleri Bakanı Esad'la da görüşebiliriz dediği anda, işte özellikle işte Grisipi gibi, Serakaniye gibi, Elbap gibi, Minbiç gibi bölgelerde işte o yetiştirdiği, beslediği, işte bir çeşit paramiliter kuvvet olarak örgütlediği kesimler gidip işte o TC'nin oradaki karakollarını, kurumlarını falan yağmaladılar, bayraklarını yaktılar. İdlib'deki muhalifler denilen o radikal işte çeteler, işte IŞİD'in ya da El-Kaide'nin, Heteşe'nin, işte El-Şarkiye'nin neredeyse çok büyük bir kısmının finansörü ya da destekçisi, ya da işte ne diyelim, kollayıcısı Türkiye Cumhuriyeti. Yani. Zaten Esad da aslında dolaylı olarak, hatta bazen doğrudan savaşan Türkiye Cumhuriyeti'ydi. Doğal olarak da şimdi öyle bir uluslararası sıkışmışlık durumunda ki, yani rejim hem kendi iç krizi bakımından artık yönetemez durumda, hem de dışarıda da o işte büyük dünya liderliği pozları takındı. İşte One Minute çıkışıyla dünya liderliğinin yeni bir versiyonunu yarattığı, Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş sözcüsü, afraları tafraları yapan o faşist şeflikten bugün işte gidip işte hem Ukrayna'da pay kapmaya çalışan, bir taraftan da Rusya'yı memnun etmek için Esad'la görüşmek zorunda kalan, ki bunun dolaylı olarak da yaptığını düşünüyoruz biz. Aslında ne kadar iki yüzlü, riyakar bir faşist burjuva rejim gerçeğiyle ve onun egemenleriyle karşı karşıya olduğumuzu anlıyoruz. Yani Esad'la görüşmesinde bir uzak ihtimal görmüyorum ben yani. Yani Esad'ın görüşme için bazı şartları var. İşte M4 karayolunun boşaltılması gibi, işgal alanlarının boşaltılması gibi, İdlib'in tamamen teslim edilmesi gibi. Dolayısıyla şimdi buraların diyelim ki böyle bir görüşme şartının yerine getirilmesi demek şu: Türkiye bu radikal politik İslamcı çeteleri kendi içine katması demek. Yani bu insanlar şimdi Türkiye'de zaten belli bir soruna yol açmış durumda. Yani bunu mültecilik anlamda söylemiyorum. Yani bir politik anlamda bir soruna yol açmış durumda. Bunların sadece Türkiye ya da Kürdistan, bakın Antep'teki düğün patlaması ya da Ahmet değil. Bunlar dünyanın da başına bela olmuş çeteler yani. Doğal olarak da bunların bu toplumla bir araya getirilmesi başlı başına bir problem. İkincisi, sonuçta Türkiye'nin bazı şeylerden vazgeçmesi anlamına gelecek. Yani savaşa dayalı bir işte dış siyaset başarısı ve onun içeride seçim başarısı oluyordu. İşte ne yapıyordu? İşte dışarıda bir müdahalede bulunuyordu. İşte orayı alıyor, burayı alıyor. Bir kahramanlık, cesaret, liderlik pozları veriyordu. Şimdi ondan da vazgeçmiş olması gerekiyor. Doğal olarak bu bakımlardan çok fazla denklemi içeren bir görüşme olacak. Ama sonuçta onun derdi belli yani. Yani bu faşist şefin şeyi çok açık yani, net. Nedir onun derdi? Rojava'nın statüsünü ortadan kaldırılması. Yani bütün muradı o ve o yayıldığı bölgelerdeki o yayılmacı, sömürge altına aldığı alanları tutmak istiyor yani. Hani o bir yeni Osmanlıcı fikir arka planda olduğu için o bitmeyen hayalleri bunların yani. Bunların hayalleri bu anlamıyla yayılmacı bir hayal. Türkiye bakımından bunun bu düzeye, yani bu noktaya gelmesi bile ise bir yenilginin, Esad'ın da bir başarısının ürünüdür ama. Bunu da söylemek lazım. Yani bu zamana kadarki politikalarında başarısızlığının net kabulüdür. O bile bu anlamıyla. Aslında ne kadar başarısız bir uluslararası siyaset güttüğünün de ifadesi oluyor bu bakımdan. Olası Rojava işgalinin karşısında herkesin bu meseleyi bir gelecek sorunu olarak okuması gerekir.
Bu savaşın başarılaşması demek faşist şefliğin savaşçı politikalarının ve onun kontra aparatlarının güçlenmesi anlamına geldiği için özgürlüğün de tehlikeye girmesi anlamına gelir. Doğal olarak da bunu isteyen herkesin, yani ekmek, özgürlük, barış isteyen herkesin Rojava işgali karşısında amasız, fakatsız, lakinsiz yan yana gelmesi gerekir. Kenetlenmek lazım. Kürt halkının özgürlük mücadelesi de daha fazla birlikte mücadeleyi büyütmek lazım. Bu bakımdan sosyalistlerle Kürt özgürlük mücadelesini, Kürtlerle Türkiye işçi sınıfını, Kürtlerle kadınları, gençleri ve LGBT artı ve ekoloji mücadelesi ve köylülüğü birleştirmek zorundayız. Bu geleceği, özgürlüğü kazanmak ve onu belki de hakikaten bu Rojava'daki bu umudu koruyacak ve geliştirecek şey işte bu mücadele dinamiklerini birleştirmek ve büyütmekten geçiyor. İşçi sınıfı şunu bilmeli. Bir ekmek için greve çıktığında cam işçisinin grevi milli beka nedeniyle yasaklanıyorsa o milli bekanın kökünde Kürt sorunu var. Bir işte mahallelinin evlerini yıkmak için barikat kurduğunda vatan haini misiniz diye yerde sürüklendiğinde dayak yerken o copun izinde, o copu tutanın öfkesinde Kürt halkının mücadelesi var.